Emrullah Hacıoğlu. Bir yanlışlık olmasın beyefendi? Şirketimizde Emrullah Hacıoğlu diye bir bey yok. Nasıl olur? Burası Sim Yazılım değil mi? Evet ama. Günaydın. Günaydın Mert Bey. Günaydın. Bir sorun mu var? Beyefendi Emrullah Hacıoğlu'nu arıyorum diyor. Emrullah. Evet, Emrullah Hacıoğlu. Günaydın. Günaydın. Emrullah, ben Mehmet. Mehmet? Mehmet Baykara. İmam Hatip'ten. Ne? İmam Hatip mi? Vay be, sen İmam Hatip'ten he? Affedersiniz, oturabilir miyim? Tabii buyurun, şöyle buyurun. ...101... Mehmet Baykara. Evet. Aziz Pir. Evet. Vay be, İmam Hatip ha. Hiç ölü yıkadın mı? Ne? Hiç ölü yıkadın mı? Sen İngiltere'ye gittikten sonra izini kaybettin. Sorma be Pir. Biz hürriyetimizi kaybettik. Piyasanın kölesi olduk. Sağ olasın. Sen hayırdır buralarda? Mide kanseri. Kesin değildir be. Kesin diyorlar. Allah'tan gelene diyecek sözümüz yok. Allah Allah. Senin gibi bir gün yiyip bir gün oruç tutanın midesinde de kanser çıkıyorsa... Demek ki oruç tutmamışız, aç kalmışız. Estağfurullah, estağfurullah. Burada nerede kalıyorsun? Kartal. Hiç ölü yıkadın mı? Ne? Hiç ölü yıkadın mı? Ece, bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Biraz önce neydi o ya? İmam Hatip deyince aşağılayıcı ifadeler falan. Aşağılama mı? Ne saçmalıyorsun sen ya? Şaşırdım o kadar. Ama helal olsun. Süper oynuyorsun yani. Kaç yıl oldu? Neredeyse 10 yıl. İçki içmemeler, dansa kalkmamak için bahane uydurmalar filan. Süperdin yani. Ne gülüyorsun oğlum? Çok mu komik? Salağım ben ya. Yarın akşam için bir de parti ayarlamıştım. Silah zoruyla da olsa seni götüreceğim diye. Hani canın düğününde beğendiğin kız var ya, o da gelecek. Ha kafa. Nereden bileyim beyimizin imam olduğu için? Yeter Mert. Beni iyi dinle. İmam Hatipli olmam o kadar kötü bir şeyse hemen ayrılalım. Hadi. Hadi diyorum. Ne oluyor Emre? İmam Hatipli olmak sana göre bu kadar komikse otur şuraya şartlarını söyle. Saçmalama oğlum. Bana ne İmam Hatipli olmandan be? Senin diplomanla mı ortağım ben? Deli midir nedir? Ortada komik bir durum var oğlum. Bu komik durum senin İmam Hatipli olman değil, bunu benden bile gizleme. Ama haklısın, çok haklısın. Bunu benden sakladığın için gülmem değil ağlamam gerekir. Gerçekten. Neyse ben Mehmet'le çıkıyorum.
Buyur. Buyur pirim. Lütfen rahat et. Buyur. Peki. Niye her şeyi topluyorsun? Ev sana kalıyor. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bu evin sende kalmasını istiyorum. Hayır. Ben evliliği hiçbir zaman bir ortaklık olarak görmedim. Ne demek bu şimdi? Ben öyle mi gördüm? Sen krallık olarak gördün. Tek bir kralı ve tek bir vatandaşı olan bir krallık. Affedersiniz birim. Biraz beklettim. Senin aradığıma pişman ettin beni. Niye? Bunca zahmete ne gerek vardı? 101 Mehmet. Aziz birim. Ya öyle deme bana. Yani şimdi sen benim yerimde olsan beni o berbat hastanede bırakır mıydın? Yahu berbat filan değil Emrullah. Ben bundan daha temiz bir devlet hastanesi görmedim. Hem ameliyatım filan iyi geçti benim. İtiraz istemem. Bu hastanede her şey daha güzel olacak. İnşallah. Bir dakika pirim, hayırdır? Yoksa umutsuz musun? Haşa. Derdi veren şifasını da verir. Vermese de vardır bir bildiği. Ama yılgın görünüyorsun. Benim canımı sıkan başka bir şey. Neymiş o? Ramazan'a şurada 10 gün filan kalmadı. Ha, cami sahipsiz. Bütün derdin bu mu? Sahipsiz olsa belki daha iyi. Niye? Bir arkadaş var. Marangozluk yapar. Bayağı hocadır. Çok dürüsttür, hoştur. Fakat biraz sertçe bir arkadaş. Bu sertliği yüzünden de cemaat ikiye bölünüyor. Bunları düşünme şimdi. Ayarlarız bir arkadaş. Sahi bulabilir miyiz? Hallederiz pirim, dert etme. Bostancı'ya tele sattırma bana. Şu an senin en kutsal görevin bu hastalıkla mücadele etmek. Şöyle ehil birini yollayabilsen ne iyi olur. 101 Mehmet, aziz pirim. Ya öyle deme bana. Sen de dert etme o zaman. Tamam, hallederiz, yollarız birini. Ramazan'a bir şey kalmadı. Onun için huysuzlanıyorum. Tamam pirim, senin şimdi sıkı durman lazım, direnmen şart. Yoksa işimiz zor maazallah. Hemşire hanım, monitörize edelim. Tetkikler tamamlandı. Kemoterapiye karar verdik. Teşekkürler hocam. Bir şey değil. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Ramazan için birini ayarlayabildin mi? 101 Mehmet, aziz pirim. Henüz yok ama merak etme. O hiç sorun değil. Olmadı ben giderim. Ne olacak yani? Sen gidemezsin canım. Bunca işim var. Dert etme pirim. Her şeyin bir çaresi vardır. Yeter ki adam ham gelip ham gitmesin. Tabii ya.
Bir imam gitti diye bizim köyde dünyanın sonu gelmez ya. Ama farklı bir grup var. Göçerli köyü baraj altında kalınca bizim oraya yerleştirilmişler. Önceleri dinle Diyanet'te pek bağlantıları yoktu. Şimdi çok iyiler. Ama bizim köylüler onları hala benimsemiş değil. Sana bahsettiğim marangoz hoca var ya, bizim Hacı Feyzullah. Nedense bu göçerlileri hiç sevmez. Onlara şarapçı der, afyoncu der. Bazıları içki içer. Arada da namaza gelirler. Ben severim onları. İlgilenirim. Çok iyi özellikleri vardır. Mesela hiç yalan söylemezler. Bayılırım onların bu huylarına. Ben olmayınca görev Hacı Feyzullah'a kalıyor. O zaman da insanlar camiye gitmez. Elimde değil. Aklımdan çıkaramıyorum. Hocaya küsüp camiden ayağı kesilen bir tek kişi bile olsa nasıl hesabını veririz? Dert etme dedim ya. Hiç olmadı ben giderim. Sen canını sıkma. Sağ ol. Affedersin. Hemşire hanım, bir problem mi var? Yok, normal. Beklediğimiz bir şey. Bilgisayar mühendisiyim ben. Hayrola kardeşim, bu ne surat? İyi akşamlar beyefendi. Evrakınız lütfen. Bilgisayar mühendisiyim ben. Evrakınız lütfen. Üfler misiniz? Ne? Beyefendi, lütfen üfler misiniz? Beyefendi, ben alkol kullanmam. Lütfen, üflemeniz gerekiyor. Memur bey, söyledim. Ben alkol kullanmam. Hayatta alkol kullanmış değilim. Olsun, ne fark eder? Biz de kaldırım mühendisi değiliz belki ama şimdi yapıyoruz. Üfleyin lütfen. Bir daha lütfen. Söyledim size. Lütfen, lütfen. Komiserim, alkol yok. Yok ya. Beyefendi, kaskınız yok ve tehlikeli motosiklet kullanmaktan cezanız var. Peşin mi ödersiniz, ihbarname mi yazalım? Nasıl istersiniz? Ne oldu? Ya nerede olacağım Emre? Biliç ayıklamaya hazırlanıyorum. Ha? Ha? İyi de bak Emre. Hayır hayır, dinle. Buyurun efendim. Geç otur. Sana söylemedim mi abicim? Misafirim geldi. Oğlum, görüşmemiz lazım, uzatma. Yine o avlakta mısın? Biliyorsun ben mekan konusunda biraz tutucuyumdur. Yarın görüşsek? Hayır hayır, şimdi görüşeceğiz. 5 dakikanı alır. Sonra gene ne alt ne alt edeceksen edersin. Pis sampara. Gülme kızım.
Ben lafımı öyle kestirmeden söylerim. Çok komiksin vallahi. Ama bak güldüğüme bakma, utancımı bastırmak için şey yapıyorum. Bilmez miyim? Utancından öleceksin. Ya gerçekten utanıyorum, yapma böyle. Ne? Bir dakika. Emre ya, bu senin yaptığın düpedüz ne biliyor musun? Uzatma oğlum. Eğer imkanın varsa bir aylık piliç ayıklama işini bu gece aradan çıkar. Niyeymiş? Allah'ın günleri torbaya mı girdi? Ha, Ramazan geliyor değil mi? E gelsin ne var? Gecede oruç tutacak değilim ya. Her şey sana kalıyor Mert. Bugünden itibaren bendeniz bir ay yokum. Ne? Yokum efendim. Nasıl yoksun? 101 Mehmet'in köyüne gidiyorum. Ramazan boyunca oradayım. Emre dalga geçme. Çok ciddiyim. Ya delirdin mi sen oğlum? Parasını ver, bir hoca gönder, olsun bitsin. Ya Mert, o caminin bana ihtiyacı yok. Benim onlara ihtiyacım var. Ne demek ihtiyacın var ya? İstanbul'da camilerin suyu mu çıktı? Boşuna çeneni yorma. Sen sırf piliç ayıklamak için zırt pırt dünyayı dolaşmıyor musun? Şuna bak ya. Ben yokken aziz pirim sana emanet. Ne? İşini bitirir bitirmez hastaneye gel, nöbeti devral. Delisin sen. Şuna bak ya. Mis kokulu piliçler dururken sen tezek kokulu hülyaları dalıyorsun. Pirim. Aziz pirim. Lütfen kapıyı aç, yanında olayım. Nasılsın pir? Ne yapıyorsun? Ya lavaboyu temizleme lütfen. Ya yine mi sen temizliyorsun orayı? Öf be mübarek. Ya bunun için para alan insanlar var burada. Olmaz cancağızım. Bu milletin midesi kaldırmaz. Hamdolsun. Kendi pisliğimizi temizleyecek kadar sağlığımızı yapın. Pirim, neyse artık. Sen köyü düşünme. O mesele tamamdır. Bir gidip bakacağım. Gerekirse bir ay kafamı dinleyeceğim. Şaka değil. Benim ortak burada gerekeni yapacak. Yanında olacak. Bir ara sen köye haber ver. Benden bahset. Ama ben senden bunu isteyemem. 101 Mehmet, aziz pirim. Senin bir şey istediğin yok. İşin o tarafını bana bırak. Tipimi söylemeyi unutma, saçımı filan. Ameller niyete göre. Sen sünnet diye uzatmışsındır. Fazla olmadı mı? Kusura bakma bebek. Sen ufaktan evine yollansan iyi olacak. Benden hayır yok. O arkadaşın yüzünden değil mi? Kızım kusura bakma dedim ya. Seni bu halde bırakamam. Ama ben seni bırakıyorum. Hadi uzat artık. Hadi. Sen bu saatte hala ayakta mısın ya Allah aşkına? He? Bana attın. Ramazan kazığına rağmen yıkılmadım. Oğlum sen sarhoş olmazdın.
Saçmalama. Ne? Kayboldum lan. Nerede mi? Masada. Ha. Masada ya. Senin kulaklarında ne var? Masa masa. Ne oluyor oğlum? Sen böyle dağıtmazdın. Sen dağıttın beni. Mert. Şşt. Mert. Oğlum sen de mi kemoterapi gördün? Ne? Seni anlamıyorum. Ama yine de yaptığına saygı duyuyorum. Ne iş bu ya? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır ya. Lan ben seni var ya, lüzumundan fazla seviyorum. Allah sevgiyi yaratmasa kimse kimseyi sevemez oğlum. Hadi yat artık. Singapurlu sabah 9'da tepende olacak. Başlatma şimdi sin kafalısından. Sahi ne ayak bu ya? Niye gidiyorsun lan o tezekli köye? Ya aslında niye gittiğimi ben de tam olarak bilmiyorum. Sadece gitmek zorunda olduğumu biliyorum. Ya yeme şimdi beni. Ya belki iş dünyasının acımasızlığından arınmış bir Ramazan geçirmek için. Belki de imam hatipli olduğumu yıllardır gizledim diye kendime inat gidiyorum. Hayırlı geceler Tarık oğlum. Müsaitse hacıyla görüşecektim. Hocam götürüyorum babama. Mehmet hocam. Buyur hoca efendi. İyiyiz elhamdülillah. Senin sesin de iyi geliyor. Geçen aradığında biraz korkutmuştun. Muhtar mı? Bilmiyorum vallahi. Şehre indi diyorlar. Anne. Senin uyuyacağın yok. Git, git eve babana git. Naci al şunu. Naci al şunu. Tut. Yok babam yok. Ben karışmam. Caminin sorumlusu sensin. İyi olur inşallah. Ben imamlık meraklısım. Elbet canım. Adamın şekli şemali mühim değil. İç iç. Son içmelerin olur inşallah. Vallahi bu Ramazan'da kurtulacağım inşallah. İnşallah. Ya bu hoca da nerede kaldı? Cuma'ya geç kalacağız ya. Daha vakit var be muhtar. Yok ha. Şu sıra geldi geldi. Anca yetişiriz. Bir kerelik de Feyzullah Hoca idare etsin. Heh, aferin aslanım. Yahu bir hutbede işi bitirir, bütün göçerler camiden kaçar. Bizimkiler de büyütüyor be abi. Yo yo, öyle deme. Öyle deme. Ben de olsam bana abyoncu diyen adamın peşinde namaza durmam. O kadar da değil Numan'a. Hacı Feyzullah kötü adam da değil. Yahu kötü adam diyen yok. Ekşi adam, ekşi. Bu adam birilerini tutup tutup cehenneme yuvarlamak üzere gelmiş bu dünyaya bu mahalle. Hoca efendi. Emrullah Hoca. Emrullah Hoca. Emrullah Hoca. Affedersiniz siz Emrullah Hoca değil misiniz? Hayır değilim.
Kusura kalmayın, affedersiniz. Estağfurullah. Kaldı 12 arabası. Cuma'ya buradayız. Hacı Feyzullah şimdi cemaatin kafasını gözünü yarar. Allah vere de Haydargil hutbede lafını falan kesmese bari. İnşallah. Ne oturuyorsun Soytarı? Cuma vakti geldi, hadi abdest al. Abdestim var. Nasıl var? Afyoncular gibi bıldırık abdestle mi namaz kılacaksın? Doğru dürüst abdest al. Şu Mehmet Hoca'yı bir daha mı arasak? Belki bir şey olmuştur ya. Adamı hasta yatağında rahatsız etmeyelim şimdi. Ya bana da bir çay verir misin? Hemen abi. Ya pardon. Tozluca köyüne nasıl gidebilirim? Abi şuradan... Bir saniye abi. Şükrü abi! Ha? Abi sizin köyü soruyor. Ben Tozluca köyü muhtarı Şükrü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da Numan Efendi. Buyurun, niye aramıştınız? Ben Mehmet Hoca tarafından geliyorum. Şey, cami için değil mi? Tabii. Ha, anladım. Mehmet Hoca sizi aramadı mı? Bizi bulamamış, Hacı Feyzullah'la konuşmuş. Şey hocam, hemen çıkarsak Cuma'ya yetişiriz. Ben hazırım. Buyurun. Hocam... Şimdi vararız. Araba şurada. Ben bununla gelmiştim. Ha? Anladım. Bizi takip edin. Hacı Feyzullah bu imamı parçalar. Haksız da değil yani. Mehmet Hoca neden böyle birini yolladı ki? Vallahi sade Hacı Feyzullah değil. Göçerler bile nereden buldun bu artisti diyecekler. Yok, bizimkiler beğenir bunu. İnşallah. Kızım. Efendim baba. Benim fidanlar tutmuş mu? Sana demiştim baba. Onlar burada yaşamaz. İkisi de tutmadı. Neyse. Hadi güneş geçmeden eve dön. Benim şatoyu kuracağın yer orası işte. Beni de yanına bahçıvan olarak mı alacaksın? Yok, seni çocuklarımın hacı ablası olarak tutacağım. Hacı abla mı? Hacı abla. Hacı abla. Gerçekten inanıyor musun? Tabii inanıyorum. Sen bu ağacın burada kendiliğinden bittiğini mi sanıyorsun? Peki ya nasıl olmuş? Erenlerden biri dikmiştir. Yoksa bunca insan niye gelip çaput bağlasın? Geliyorlar!
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm ağalar. Gel buyur. Hocam buyur. Hacı. Yeni hocamız. Geç 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 geç. Buyur geç. Gel hocam gel. Emrullah hocamız çabuk geleyim diye motorla geldi. Mehmet hocamızın da sağlığı iyiymiş. Ondan çok iyi haberler getirdi. Hoş sağ olsun. Buyur hocam. Buyur hocam. Buyur. Çay getir oğlum. Merhaba. Merhaba. Alo. Kızım Emrullah Bey'i bağlar mısın? Sağ ol. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Vur ulan! Bal! Vuramadın ulan da aşana. Ulan muhtar! Bu da bizim gülümüz. Buyur hocam. Buyur hocam. Sağ ol. Hoş geldin efendi. Hoş bulduk. Feyzullah. Hacı. Vakte ne kadar var? 15 dakika. Tarık! Namaza! Sayın muhtar, sanırım size bir açıklama yapmam lazım. İyi yap. O Mehmet Hoca arıyor. Selam söyle, selam söyle. Buyur pirim. Selam, selam söyle. Tamam geldik. Selam. Köyün kahvesindeyiz. Çok şükür, çok şükür. Buradakilerin de sana çok selamı var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Benim de selamlarım söyle. Ben mi? İyiyim, iyiyim. Beni merak etme. Allah razı olsun. Tamam. Güzel insanlar, Hazreti Peygamber'in örneklediği temel eğitim budur. Ancak bu yolla çocukların ve gençlerin bizleri sevmesini sağlarız. Sevdikleri zaman da bizi can kulağıyla dinlerler. Çocukların ve gençlerin bizlerden iyi bir şeyler öğrenmesini istiyorsa, onlara daima sevgiyle ve sabırla yaklaşmak zorundayız. Efendim iyi hoş da çocuklar ve gençler yaramazlık yaparsa böyle durumlarda caydırıcı cezalar vermeyecek miyiz? Güzel insanlar. Bu haklı bir soru. Evet, haklı bir soru. Ama acaba caydırıcı olmanın tek yolu ceza mıdır? Ceza nasıl bir şeydir? Ölçüsü nedir? Anne ve babalar ceza deyince neyi anlıyorlar? Çocukların ve gençlerin hatalarına karşı sergilediğimiz sert tepkiler ceza mıdır, intikam mı? Güzel insanlar, onların hata yapması kadar doğal bir şey yoktur. Bütün mesele büyüklerin çocukça hata yapmasıdır. Çoğu zaman gençleri olduğundan veya olacağından kötü yapan da budur. Elbette tavizsiz olunacak konular ve yerler vardır. Ama unutmayalım ki öncesinde ve sonrasında en etkili iletişim sevgiyle kurulur, sevgiyle gelişir. Hazreti Ömer'i hatırlayalım. Müminler içinde onun dini duyarlılığıyla kim yarışabilir? Kim Hazreti Ömer kadar doğrucu ve kararlı olabilir? Bu büyük halifenin bir uygulamasını hatırlayalım. Vali tayin etmek üzere fermanını hazırladığı bir zat Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Fermanı alıp görev yerine gidecektir. O sırada ise Hazreti Ömer küçük çocuğunu sevip okşamaktadır. Çiçeği burnunda vali bu manzarayı görünce şaşırır. Ya Ömer, sen de mi der? Hazreti Ömer de onun bu haline şaşırır. Ne demek sen de mi? Taze vali, yani çocuğu sevip okşuyorsun. Şımarmaz mı der? Hazreti Ömer hemen hiddetle kalkar ve adamla ilgili olarak hazırlamış olduğu valilik fermanını yırtar atar. Ve der ki, kendi çocuğuna şefkati çok gören bir insan benim halkıma merhametli davranamaz.
senin valiliğin başlamadan bitmiştir. İyi, çok şükür. Kafamız gözümüz yarılmadı. Artık buraları dert etmeyi bırak pirim. Ha, güzel. Bak ne diyeceğim. Şimdi ben senin evin önündeyim. Burada yakışıklı bir yiğit var. Adı Hüseyin'miş. Hadi Hüseyin, babayla konuş. Hadi konuş hadi. Hüseyin. Yavrum. Hadi konuş. erkek adam işte. Şimdi duygusallaşıp ağlarım diye babayla konuşmak istemedi. Pirim, sen buraları için dertlenme. İnsanoğlu zamanla her şeye alışır. Sen beni merak etme. Hadi görüşürüz pirim. Eyvallah. Sağ olasın. Afiyet olsun. Yenge, zahmet ettin. Estağfurullah. Sonra dilek bezini ağaca bağlayacağım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne diyorsun lan? Deli deli deli. Gelsin oğlum. Pi pi. Selamun aleyküm ağa. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Maşallah yani. Başka bir artist bulunamadı. Mehmet Hoca bunu gönderdi. Kovsa mıydık? Bir şey demedik canım. Pek mübarek olsun. Tam afyonculara göre. Yahu Feyzullah. Bu arkadaşlara afyoncu demeyi bırak. Allah Allah. Bak arkadaşlar aramızda yüzlerine karşı ayıp oluyor vallahi. Arkalarından mı konuşsaydım? Ya afyoncu demek de ne demek? Biz de haşhaşlı ekmek yiyoruz. Ne oluyor şimdi? Sen her akşam rakı da içiyorsun mu? Öf hacı ya. Öf ya. Sanki bu göçerler gavur. Yani böyle söyleye söyleye aramıza ikilik sokacaksın. Tebelli camiye gelmeyecekler. İyi bari. Rakı sofrasını caminin ortasına koyalım. 5 vakit gelirler. Tövbe estağfurullah tövbe. Ya muhtar şunun söylediği lafa bak ya. Aman Numan abi be. Öf lan öf. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Yani adam motor biniyor diye kötü hoca mı oldu? Anladık ama saçları? Ne olmuş saçlarına? Bir şey değil. Köy ikiye bölünecek. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bitti. Herkes şimdi kitaplarını kapasın. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi de başka önemli bir şey öğreneceğiz çocuklar. Şöyle yanıma gelin hepiniz. Şöyle, hadi bakayım. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Adım Haydar. Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba Hacı abi. Aleyküm selam. Selamun aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyurun. Bak oğlum. Merhaba. Çay getir bize. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Hoş
Merhaba. Merhaba. Eyvallah. Mehmet Hoca size ne dedi? Benim sürekli imam olarak geleceğimi mi söyledi? Ya Ramazan boyunca hani. Daha doğrusu iyileşip gelene kadar dedi. Siz daha önce nerede görev yaptınız? Ben imamlık yapmıyorum. Bilgisayar işindeyim. Mehmet Hoca'yla da okuldan arkadaşız. Yani eğer bu bir sıkıntı olacaksa söyleyin, hemen döneyim. Yok canım. Nereden çıkardın onu? Affedersiniz hoca efendi. Size bir şey sorabilir miyim? Buyur abi. Bizim Hacı Feyzullah size bir şey mi dedi? Hacı Feyzullah? Yok, hayır. O zaman yemeğe gidelim hadi. Sofra hazır zaten. Ne bekliyoruz canım? Bak hoca efendi, gündüz gözüyle yediğimiz son yemek bu ha. Ne? Canım bayrama kadar ya. Hadi bakalım, buyurun. Güle güle. Güle. Buyur, buyur. Güle. Çabuk çabuk, bekletmeyelim. Sen bununla doğru Darendi'ye git, tamam mı? Darendi'ye. Buradan doğru git. Bayağı git. Oradan sağa dön. Orada Somuncu Baba'ya var. Benim selamımı söyle. Zehra'yı bana iste. Tamam mı? Unutma Zehra'yı. Unutur. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Seni daha vermediler mi? Kız yok ki. Bütün kızları almışlar. Bir tek Zehra var. Ulan muhtar. Bak şimdi. Sen bununla doğru Darendi'ye git. Tamam mı? Darendi'ye. Buradan doğru git. Bayağı git. Oradan sağa sap. Somuncu Baba'ya var. Benim selamımı söyle. Zehra'yı bana iste. Tamam mı? Ulan muhtar. Anne, ağlama ne olur. Oğlum, bak ne hale geldin. Erkenden kocadın. Niye biliyor musun? Babanın vasiyetini dinlemedin. Hangi vasiyet? Baban alim ol diye vasiyet etmişti. Anne, o vasiyet değildi. O sadece babamın hayaliydi. Hayır, vasiyetiydi. İyi işte. Ben de bilgisayar mühendisi oldum. Oğlunda ne oldu? Kökünden utanıyorsun. Kökümden mi utanıyorum? Tabii. Yapma anne. Babanın koyduğu ismi bile değiştirdin. Emrullah'a Emre yaptın. Ama önce yokuşu tırmanacağım. Sonra kızlardan birini dilek tutacağım. Zehra Dela. Tamam mı? Ulan muhtar! Ondan sonra dilek bezini ağaca bağlayacağım. Zehra benim ha. Tamam mı? Ulan muhtar! Nasılsın? Deli, 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 deli.
Pi! Kestire! 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 Pi! Pi! Buyur. Alo. Buyur. Emrullah, nasılsın? Ya bak ne diyeceğim. Sizin muhtarın kızını soracağım. Ya rüyamda annemi gördüm sabaha karşı. Annem diye gördüğüm kişi bu kız. Annemin yerine geçmiş, bana sitem edip duruyor. Zehra bizim köyün hem çiçeği hem çiçekçisidir. Ya fidanlıkta bitkilerle uğraşır, ya da gece gündüz kitap okur. He? Yok, daha çok ziraatla ilgili kitaplar. Hoca nerede? Bilmem. Yahu ezan oldu. Gelir şimdi. Az kaldı. Vakit geçiyor. Allah Allah. Yahu ikindi de ben burada yoktum. Bağdaydım. Ben de yoktum. Yoktum. Allah Allah. Allah Allah. Bana bak. Hı. Bu Hacı Feyzullah hocaya bir şey dedi de gücendirdi mi yoksa? Hı. Ha? Uğraşma dedim. Hadi çabuk ol. Ne bekliyorsun? Hadi gel. Bak sırılsıklam olmuşsun. Hadi in artık çabuk. Hadi yarın bakarız icabına. Hadi çabuk ol. İn aşağıya. Hadi. Hadi uzat elini. Uzat. Arkaya otur. Motorun arkasına bin. Öyle değil, benim gibi. Benim gibi. Şimdi omzumdan tut.
Ha öyle. Zehra benim. Tamam mı? Zehra ıslanmayacak. Zehra ıslanmayacak. Tamam mı? Nasılsın? Nasılsın? Ya bu Emrullah Hoca değil mi? Maşallah. İmam dediğim böyle olur işte. Kız babalarına Allah yardım etsin. Ya hoca sen ne diyorsun? Afat patladı diye kızı arkasına almış. E ne kötülük var bunda canım? Afat patladıysa, kızı arkasına aldıysa şemsiye mi tuttu? Ha motorla gelmiş, ha yürüyerek. Islandıktan sonra ne farkı var ki? Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kusura bakmayın. Şöyle motorla dağlara doğru bir dolaşayım dedim. Yolumu kaybetmişim. Ha. Biraz önce burada çok büyük bir afat patladı. Şükür ya Rabbi. Muhtarın kızını motorun arkasına almanı Hacı Feyzullah sana pek yakıştıramadı. Muhtarı da gücendirdi biraz. Hayrola Hacı abi? Niye yakıştıramadın? Sen kendine yakıştırabildin mi hoca efendi bu yaptığını? Demek ki sen suda boğulan bir kadın görsen namahrem diye elini tutup kurtarmazsın öyle mi? Muhtarın kızı boğuluyor muydu? Yıldırım çarpabilirdi ama. Yıldırım senin motoru görünce yolunu mu değiştirdi hoca efendi? Ya bir an önce evine varsın istedim. Böyle düşünmem günah mı sence? Peki... Bu ahalide çıkacak dedikodunun günahını ne diyeceksin? He? Ne haber lan? Nasılsın? Buradan doğru gideceksin. Oradan öyle sağa sapacaksın. Ama önce yokuşu tırmanacaksın. Sonra kızlardan birini dilek tutacağım. Ama Zehra değil ha. Tamam mı? Ulan Muhtar. Sonra dilek bezini ağaca bağlayacağım. Zehra benim ha. Tamam mı? Ne haber İsmail? Zehra'yı istettin mi? Zehra'yı yeni imam aldım. Hadi ya. Yeni imam. Ne şurada? Zehra'yı o aldı. Nasılsın? Yeni gelen hocayla dingirdeşiyormuş. Ay tövbe de kız, Zehra öyle şey yapmaz. Vallahi
doğru. Herkes görmüş. Motorun arkasına atmış, gezintiye çıkmış. Benim yavrum. Benim Ceylan gözüm. Tahmin ettim. Ağlama ben. Yavrum. Bilmek istemedim. Ağlama, iftira etmişler sana. Ağlama, gözyaşlarına sen hoca halinle elin kızını motorun arkasına nasıl atarsın? Bırakın çekiştirmeyi. Bizim günahımız bize yeter. Ben gerekeni yüzüne karşı söyledim. Arkasından konuşup da adamcağızın etini yemeyelim. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bizim Mehmet Hoca'nın gönderdiği imamı şimdi biz geri mi gönderelim yani? Ya böyle hoca olmaz. Göçerli arkadaşların da zaten gözü tutmadı. Evet. Değil mi arkadaşlar? Sen bizim adımıza konuşma. Sen konuş Haydar. Şimdi bu yeni gelen hoca hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Bir cuma kıldırdı, onda da iyi hoştu yani. Adamın saçı uzunsa olsun. Ne varmış ki bunda? Peygamber Efendimiz de saçını uzatmışmış. Bir dakika, bir dakika. Peygamber Efendimiz'in adını ağzına alma. Neye almayacakmışım? Senin babanın peygamberi mi o? Allah'ın peygamberi. Sarhoşların peygamberi değil. Ben sarhoş değilim. Akşamdan akşama bir tek atıyorum işte. Yasak mı benim namaz kılmam? Sarhoş sarhoş camiye geliyorsun. Ben sarhoş olmam. Ağzın leş gibi kokuyor. Gençlere kötü örnek oluyorsun. Ya muhtar, bu adamın göçerli köylerden ne alıp veremediği var bir söyle hele. Benim kimseyle alıp veremediğim yok. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyur hoca, otur. Galiba burada tartışılan kişi ben. Niye bana bakarak diyorsun? Burada herkes seni tartışıyor. Ama bu insanların içinde Hazreti Ayşe'nin başına gelenleri en iyi bilen kişi sen olmalısın. Öyle değil mi? En iyi Allah bilir. Amenna. Öyleyse peşin peşin kötü düşünmemek gerektiğini de bilirsin. Ya bir dakika arkadaşlar. Neymiş Ayşe'nin başına gelenler? Bilmiyor musun umarım mı? Hazreti Ali'ye kılıç çekmiş. Bak Şafyancı'nın dediğine ya. Yahu durun karıştırmayın. Hocaya sorduk biz. Hazreti Peygamber'in bir seferi sırasında Hazreti Ayşe kafileden geri kalınca yetişmek için birinin devesine biner arkasından gelir. Bu durum bazılarının kötü düşünüp konuşmasına yol açar. Ama Hazreti Ayşe validemizin namusuna gökten ayet indi. Yoksa sizin için de mi ayet inecek hoca efendi? Haşa. Hasan. Sen söyle, gerçekten ben yanlış mı yaptım? Senin kanaatini merak ediyorum ama. Ama Mehmet Hoca olsaydı böyle yapmazdı. Pekala, şimdi kararınızı verin. Hemen köyünüzü terk edeyim.
Gördünüz mü? Karar ver bakalım. Ayıbı yapan kim? Yeter arkadaşlar, ayıp oluyorum. Bu meseleden dolayı ikiye bölündü köylü. Daha fazla birbirimizi incitmeyelim, bir oylama yapalım. Evet evet yapalım. Yapalım. Sizin neyinize gerek gül gibi koca? Ne yapacaksın oylamayı? Hocayı göndereceksin mi? Evet göndereceğim. Muhtar bu ne diyor? Ben söyleyemem. İstemiyorsanız o söylesin. Hoca da istenmediğini anlayınca durmaz burada zaten. Evet oylama yapıyorum. Gitsin diyenler sayıyorum. 1, 2, 3. Kızım git deyip kapat. Afyoncu takımı saza koşar gibi gelir bu sese. Yahu Feyzullah bari camiye giderken şu afyoncu nakırtısını etme. Hani duyan da Esat'tan Esrarkeş zannedecek canım. Az mı Esrarkeş var bu köyde? Vardı ama. Eda ne? Onlar bu köye gelmeden önce Esrar içen var mıydı bu köyde? Vardı. Kim? Kimse kim? Niye sırrını ifşa edin ki? Uzattın ama Zehra. İki paralık dedikoduya taktın gitti. Üstüne üstlük bir de ÖSS moralini bozdu. Yok, onu aldırmıyorum. Zaten kazansam da böyle nasıl okuyacaktım? Geldim abi. Ya Numan abi. He. Bak ne diyeceğim. De bakayım. Ya bu adeti bir kaldıralım. İnan sahurda doğru dürüst bir şey yiyemem ben. Sahurda? Yani sen sahuru tek başına yapacaksın öyle mi? Vallahi bunu köylü duysun beni tefe koyar. Olmaz öyle şey. Ama bu son olsun abi. İşte burada sen karar veremezsin. Ama olmuyor abi ya. Olmuyor mu? Bal gibi olur. Ya hocam kusura bakmazsan sana bir soru soracağım. Estağfurullah buyur abi. Karımdan boşanıyorum demiştin değil mi geçenlerde? Demiş miydim? Demişimdir herhalde. Yani aklında yanlış kalmadıysa. Doğru, demişimdir herhalde. Yeniden evlenmeyi düşünüyor mu? Niye düşünmeyeyim? Tabii düşünürüm ama kısmet böyle şeyler. Hayırdır? Ya hocam sakın yanlış anlama ama şu muhtarın kızını diyeceğim. Evet. Yani şimdi bayağı dedikodu oluyor köyde. Bilmem anlatabildim mi? Gerçekten bu köylü hala ona da bana da iftira etmeye devam mı ediyor abi? Yok. Yani milletin demesi önemli değil de yok yere kızın adını çıkaracaklar. Benimle. Ondan sonra kısmeti de kapanacak. Sanki seninle arasında bir şey varmış gibi kötü gözle bakacaklar kıza. Yazık olacak. Günah değil mi kızcağıza? Buradan doğru gideceğim. Oradan öyle sağa sapacağım. Ama önce yokuşu tırmanacağım. Sonra kızlardan birini dilek tutacağım. Zehra değil ha, tamam mı? Ulan muhtar. Sonra dilek bezini ağaca bağlayacağım. Zehra benim ha.
tamam mı? Lan Muhtar. Nasılsın? Zehra'yı aldın mı lan? Nasılsın? La ilahe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe. Allahü la illa. Allahü la ilahe illa. Hayül. Hüvel. Allah. Olmadı. Allahü la ilahe illa. Ha. Olmadı baştan. Bismillahirrahmanirrahim. Serseri, aklın fikrin oyunda. Başka bildiğin yok. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe hü hay hay. Olmadı, olmadı. Eşek herif. Her gelinlikten başka bildiğin yok. Kalk. Kalk doğru dürüst tedbirine de gel. Afyoncuların çocuklarıyla uğraşsaydım şimdiye yolu yaralamışlardı. Hadi bakalım çocuklar. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım. Hasan, ezanları neden artık sen okumuyorsun? Benim sesim çok güzel değil. Olur mu canım? Her sesin kendine has bir güzelliği vardır. Yeter ki terbiye edilsin. Doğrudur. Biraz makam çalışalım mı seninle? Sizin gibi okuyamam. Olur mu? Belki daha iyi okursun. Çalışalım mı? Buyur hocam. Unuttum. Bir de ekmek bey amca. Ekmek? Hocam burada ekmeği herkes kendi evinde yapar. Ben sana getirteyim. Yok yok. Çok önemli değil. Ben zaten pek ekmek yemem. Şöyle bisküvi falan. Evet evet ondan. Tamam sağ olasın. Sen de sağ ol. Ne var lan? Gelsene içeri. Kibrit. Bir bakette tuz. Nasılsın delikanlı? Nasıl gidiyor? İyiyim. Yaz bakkal amca. Olur Tarık. Nesi var çocuğun? Hacı hafızlık talim ettiriyor. Çocuk pek yatkın değil. Bu yüzden çok dayak yiyor zavallı. Kim bu? Hasan.
Yok canım, onun ezanını bilirim. Allah'ın gücüne gitmesin de biraz şeydi yani. Neyse. Sahi o mu ya? Elbette. Ha, sen öğrettin tabii. Şimdi oldu. Vay Afyoncu vay. Ne? Affedersin hocam. Hacı Feyzullah'tan dilimize bulaşmıştı. Bütün göçerlilere öyle diyor. Hasan Göçerli mi? He. 2 yaşında yetim kaldıydı. Bizim gülünle büyüttü onu. Bunları da yaz bey amca. Bu ezanı okuyan kim hoca? Hasan. Yapma ya. Ya. Girin. Nasıl, beğendin mi? Süper. O zaman sıkı dur. Neden çok hız yapıyorsunuz hocam? Kaçmak için. Kaçmak için mi motor biniyorsunuz? Kaçmak için. Ben olsam sürmek için binerdim. Tabii ya. Sürmek için. Kimden kaçıyorsunuz hocam? Kimden mi? Karanlıktan. Ama gündüzleri de çok hız yapıyorsunuz. Unutma Hasan. İnsan ışık hızına ulaşmadığı müddetçe karanlıktadır. Hocam, evli değilsiniz. Boşandık. Yürümedi. Belki buradan biriyle evlenirsiniz. Kim bilir? Kısmet. Sen askerliğini yaptın değil mi? Yaptım. Evlenmedin. Bir yavukluğun vardır herhalde. Aranız iyi değil mi? Bu sıra değil. Niye? Bilmiyorum. Biri mi var yoksa? Bilmiyorum. Kimin kızı? Muhtarın. Güzel. İyi olur inşallah. Amin. Hasan, bu dilek ağacı meselesi ne olacak? Ya hocam, Mehmet Hoca da çok uğraştı bu adeti kaldırmak için ama olmadı. Zaten Hacı Feyzullah'la anlaştığı tek konu da buydu. Hey maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoca efendi. Bir şey mi istedin? Dükkanın da bayağı güzelmiş hacı abi. Ben sohbet etmek için geldim. Eğer müsait değilsen giderim. Estağfurullah, buyur. Eyvallah hacı abi. Merhaba hacı abi. Merhaba. Hacı abi, şu dilek ağacı için bir şeyler yapmak lazım. Bunu sizinle istişare etmek için geldim. Ne yapılacak ki? Mehmet Hoca da çok uğraştı ama nafile. Afyoncu göçerlerin adeti. Onlar gelmeden önce böyle bir şey yoktu. Ben bir şeyler denesem destek olur musun? Bir şey değişmez. Ya Allah'tan umut kesilmez, bir denesek? Dene. Sen karşı çıkmazsın değil mi? Niye karşı çıkayım hoca efendi? Afyoncu muyum ben? Sağ ol hacı abi. Sen de sağ ol. Hacı abi, Tarık niye derslere katılmıyor? Çocuklar bayağı ilerledi. O bana yardım ediyor. Zaten hafız olacak. 3 yaprağı bitirdi. Ama bazen katılsa derslere iyi olur. Onun soytarılar arasında işi yok. Peki hacı abi.
Evet, şimdi senin oynadığın yeter. Başka kim oynayacak? Biraz da o oynasın. Şimdi senin için başka bir oyun açalım. Evet, buradan. Tamam, hazır. Evet. Güzel. Aferin. Ne yapıyorsun lan sen burada? He? Serseri! Dersini bitirdin mi? Yürü! Yürü! Serseri yürü! Çocuklar yavaş. He, hadi. Yavaş, 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 yavaş. Fazla yaklaşmayın çocuklar. Dur burada. Bu oradan çıkarsa karışmam. Yürü! Ben kendimi parçalayayım, senin aklın fikrin serserilikte. Geç bakayım. Kalırdı da aklın başına gelsin. Dur şöyle. Gir içeri. Bizleri Ramazan bayramına da eriştir ya Rabbim. Amin. Kabul olmayan duadan sana sığınırız ya Rabbim. Amin. Bu mübarek Kadir gecesi hürmetine Mehmet hocamıza da hasta yatağında acil şifalar nasip eyle ya Rabbim. Amin. Aziz pirim, canım. Geldin mi? 5-6 saat için. Bir işim vardı. Gelmem lazımdı. Ne işi lan? Emrullah. Buyur pirim. Ben bu Mert Bey'e borçlandım. Pirim, Mert'e borç olmaz. O zındığın tekidir. Malı mülkü sana helaldir. Tövbe hacı. Mert Bey çok iyi bir insan. Sen öyle diyorsan öyledir. Dünyada onun kadar bir insana hizmet etsem kendimi cennetlik sayardım. Buradan doğru git. Sağdan. Orada motor var. Motora bin. Dilek ağacına var. Somuncu babaya selamımı söyle. Bana Zehra istesin. Tamam mı? Ulan muhtır! Nasılsın? Ulan muhtır! Muhtır! Ulan it! Deli, 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 deli! Geli, kesin o, kesin o! Bil, bil! Deli, 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 deli! Otur bakayım şöyle. Akıllanmayacaksın sen ha? He? Önce buradan dosya seçiyoruz. Şimdi bu dosyadan Word belgesini seçip açıyoruz. Evet. Şimdi bunu denemek isteyen var mı? Ben. Evet. Önce bayanlar. Önce bayanlar. Hadi bakalım Kübra. Thank you.
niye yok ha? Yer yarıldı da yerin dibine mi girdi ha? Niye yok? Oyun mu oynuyorsunuz ha? Yalan mı konuşuyorsunuz? Sakin yalancılar ol. Hadi sakin ol. Dinle beni. Hacı. Böyle şey değil şaka. Tarık. Sakin ol hacı, sakin ol. Tarık. Tarık. Orada motor var. Motora bin. Doğru Somuncu Baba'ya git. Benim selamımı söyle. Bana Zehra'yı istesin. Tamam mı? Ulan motor. Nasılsın? Ulan motor. Mehmet Hoca'yı ne ettin lan? Nasılsın? Ben Mehmet Hoca'yı özledim lan. Mehmet Hoca'yı özledim. Ulan Muhtar. Mehmet Hoca'yı özledim lan. Mehmet Hoca'yı özledim. Hepiniz neresiniz lan? 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 Neresiniz lan? Katil. Tarığımı sen kıydın. Oğlana gün göstermedik. Döve döve kafasında ağıl bırakmadın. Kız da ele ettin. 14 yaşında kocaya verdin. Çocuk olmadan garı oldu garibin. Ne bakıyorsun öyle? Ömrümü yedin. Canımı aldın. Şimdi de Tarık'a kıydın. Ne bakıyorsun öyle? Parçalasın olur mu ya? Hacı abi! Hasan dur! Hasan Hacı dur! Hasan dur! Hacı abi! Köyün yolda çıkarım bu lanet hali! Dur! Durun be! Hacı abi! Durun yeter size! Durun! Sakin ol! Sakin ol be hacı! Yeter be! Yarabbi! Allah Allah! Hadi hacı hadi! Hadi dağılın siz de! Hadi! Hadi yürüyün bakalım! Thank you.
korban oldum. Her fesliğinden terlendim. Tarık döndü mü? Nereye dönecek Tarık? Sağ mı ki? Bacı! Tarık'ı gördünüz mü? Yok hacı amca, görmedik. Gördün mü? Sen gördün mü? Gördün. Manyak mı zannetsen, kafayı mı yedin? Kardeş! Yahya! Yahya! Buyur Feyzullah kardeş. Kardeş, Tarık'ı gördün. Tarık'ı görmedim kardeş. Kaç sefer oldu? 100 kere sordun. Allah Allah, görmedim ya. Dilekler dökülüyor. Dilekler dökülüyor. Dilekler dökülüyor lan. Dilekler dökülüyor lan. Lan muhtar. Dilekler dökülüyor. Mehmet Hoca'yı özledim lan. Mehmet Hoca. Dilekler dökülüyor lan. Lan muhtar, dilekler dökülüyor. Dilekler dökülüyor. Dilekler dökülüyor. Ulan muhtar. Bacı. Tarık'ı gördün mü? Görmedim hacı, yok. Tarık'ı gördün mü? Ne diyorsun sen be adam? Tarık'ıma kıydı. Bir de dönüp dönüp bana mı soruyor? Tarık'ı gördün mü? Yeter gayrı, en aşağı, en başın döndü, en. Tarık'ı gördün mü? Ya şuursuz şeyin üstünden ensene! Tarık'ı gördün mü? Ya Feyzullah, en diyorum sana şuradan! En diyorum! En! Bak bak Feyzullah. En dedim şuradan. Eğer inmezsen bu evi bırakıp gidiyorum. Niye ineceğim ha? Ha? Ben Tarık'ı arıyorum. İn diyorum. Yoksam çekip gidiyorum. Hele bir git. Hele bir git. Git de göreyim. Ya in diyorum şuradan, in. Eğer şunun üstünden inersem 3'ten 9'a şardım olsun. 3 vakitte dalakta boşsun. Aa, hoşuna gitti mi? Ha? Gördün mü? 3'ten 9'a şard olsun. 3 dalakta boşsun. Ha? Ha? Vallahi cezakım hepsi bir bu kaldıydı. Tarık! Ya bunu bir hastaneye götürmek lazım. Tarık'ı gördünüz mü? Uyutucu bir iğne yaptıralım. İyi de kim yapacak? Haydar. Aa. Haydar'ın kızı burada. Hemşire olan. Tabii yahu. Haydar. Haydar. Buyur muhtar. Senin kız burada mı? Buralarda. Bir gelsene sen.
Haydar, senin şu kıza söylesek de. Tanrı gördünüz mü? Tanrı gördün mü? Tanrı gördün mü? Tanrı gördün mü? Hacı abi, çok yorgun. İn artık şu motorda. Bak bir kaza yapacaksın. Motorunu mu esirgiyorsun benden? Olur mu Hacı abi? Seni esirgiyorum. Allah korusun. Başına bir şey gelir. Gerçekten çok yoruldum. Yoruldum ama inemem. Niye inemezsin Hacı abi? İstediğin zaman bin, kullan. Ama şimdi dinlenmen lazım. Ben böyle de dinlenirim, inemem. Neden inemezsin Hacı abi, neden? İnersem karım boş olur. Ne? Şart ettim. Eğer motordan inersem karım boş olur. Baba, bu iyi bir fikir değil. Zorla nasıl iğne yapacağım ben koskoca adamı? Kazacak kendini ama. Gazsın kızım, sen kalınca bir iğneyi dibine kadar bas. Aman baba, dalga geçecek zaman aslında değil. Aslında haklısın kızım, adamın derisi kayış gibi, mızrak bile batmaz. Adam sert. Ne var? Hacı bir saniye ya. Yaklaşmayın, yaklaşmayın! Bir dur hacı ya. Tarık! Hacı bir dur, bir dur hacı yahu. Hacım, bir dur, indirmeyeceğiz. Dur bir hele. Tarık, 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 Tarık. Deli, deli, Tarık. Deli. Zehra yeni imam aldı. Nasılsın? Ah, öf be oğlum, öf. Bütün dilekler yere döküldü. Dilek ağacı kurudu. Nasılsın? Dilek ağacı kurudu mu? Bütün dilekler yere döküldü. Nasılsın? Muhtar! Lan! Tarık görmediniz mi lan? Lan Tarık yok diyorum lan! Lan Tarık görmediniz mi lan? Deli, Tarık! Deli, deli, deli! Tarık gördün mü? Tarık gördün mü? He gördüm. Tarık dilek dilek olmuş, ağaca asılmış. Tarık gördünüz mü ya? Tarık gören yok mu? Deli deli, vur lan tavşanı. Tarık! Deli deli. Kim deli lan? Kim deli? Ben. Kim deli? Ben deli. Tarık gördünüz. He gördüm. Tarık orada. Bak. Motora bineceğim. Oradan öyle sağa sapacağım. Ama önce yokuşu tırmanacağım. Sonra bir dilek tutacağım. Somuncu babaya varacağım. Benim selamımı söyleyeceğim. Tamam mı? Nasılsın? Hacı abi. Tarık yok. Şu motordan in de sakin sakin konuşalım. Belli ki çocuk bir yere saklandı. Hadi çok yorgunuz. Lütfen. İnemem ki bir kalkacağım. Abi böyle şey olmaz. Din bu değil. Nikah düşer inemem. Vallahi düşmez abi. Nikah dediğin kiremit değil ki rüzgar uçursun da düşsün. Bütün sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Hanımın boş olmaz böyle bir durumda. Yemin ederim lütfen gel. Lütfen Hacı abi. Tanrı. Hacı abi lütfen. Hadi Hacı abi. Nereye gidiyoruz? Hadi doğru dilek ağacına. Ne var orada? Tarık orada olabilir. Sahi mi? Yani inşallah. Yoksa sen mi sakladın Tarık'ı oraya? Olur mu öyle şey Hacı abi? Ya baksana, bu motoru bana sat. Niye? Nasıl helalleşeceğiz? Motoruma el koydum. Ya orası kolay. Satacaksın mı? İnersen satarım. İnemem, nikahım düşecek. Bundan sonra hayatını motorun üstünde mi geçireceksin? Yok, Tarık'ı bulacağım. Sen bu motoru satarsan bu motorla Samsun'a gideceğim. Orada derin bir hoca var. Ona soracağım. Bana kitaba uygun bir yol gösterecek.
Hadi abi ağaca çık. Niye? Tarık orada olabilir. Yahu sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tarık kuş mu ki ağaçta olacak? Bizi görünce saklanmış olabilir abi. Hadi. Motoru ben tutuyorum ağaca çık. Ben tutuyorum motoru abi hadi. Hadi. Hadi çık abi. Daha yukarıda olabilir. Hadi abi. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Lan! Lan kitapsın. Beni kandırdın. Bir de hoca diye geçiniyorsun. Sahtekar herif. Ya çabuk getir onu buraya. Çabuk. Bir kağım düşecek. Hiçbir şey olmaz. Ya getir şunu. Parasını vereceğiz. Nikahım düşecek sonra. Geçmiş olsun Hacı abi. Nikahın düşmedi. Allah belanı versin. Getir şu motoru. Nikahım düşecek. Nikahın kurtuldu dedim. Gözün aydın. Nasıl kurtulmuş? Kitapsıza bak. Bak şimdi Hacı abi. Sen yengeye ne demiştin? Ben bu motordan inersen boş ol dememiş miyim? He. Demiştin. E şimdi sen motordan yere indin mi? İnmedin. Motordan ağaca çıktın. Şimdi de ağaçtan yere ineceksin. Yani motordan yere inmemiş olacaksın. Gözün aydın. Nikahın kurtuldu. Tarık! Şiman! Hacı abi sakin. Hacı abi lütfen. Sakin. Mehmet Hoca'yı özledim lan! Mehmet Hoca! Mehmet Hoca! Mehmet Hoca! Değerli hocamız Mehmet Efendi'nin arşı köyümüze gelmek üzeredir. Mübarek hocamızın cenaze namazı öğleden sonra kılınacaktır. Bütün köylülere duyurulur.
Hadi, uğurlar olsun. Seviyor lan. Seviyor lan. Gitti. Gitti. Kimi zaman gülmekti, kimi zaman sevmekti, kimi zaman ölmektir dünya. Kimi zaman gülmekti, kimi zaman sevmekti, kimi zaman ölmektir dünya. Kimi zaman durmaktı, kimi zaman koşmaktı, kimi zaman kaçmaktı dünya. Kimi zaman durmaktı, kimi zaman koşmaktı.